Herkese Fatih'in Otomobilleri YouTube kanalından selamlar. Bu açılışı bundan sonra yapmayabilirim ama seviyorum böyle açmayı, videoyu seviyorum. Evet arkadaşlar, uzun bir zaman olmuştu, video paylaşamıyordum sizlerle. Artık yeni dönem demeyeyim böyle sanki Show TV gibi. Yeni yılda artık yeni videolarla her hafta olduğu gibi, bundan önceki dönemde her hafta olduğu gibi pazar günleri saat 10'da sizlerle yeni videomu paylaşmaya devam etmeyi planlıyorum. Şimdilik bunları yapabilirim diye düşünüyorum. Sizlerin de desteğiyle birlikte aynı tempoyla tam gaz devam edeceğiz. Yeni yılla birlikte neler üreteceğim size onlardan bahsedeyim. Aslına bakarsanız kaldığımız yerden devam edeceğim. Yani ikinci el içerikler üreteceğim. İkinci el otomobillerle alakalı öğrendiğim kadarınca bilgiler vermeye devam edeceğim. Ben olacağım, Osman olacak, Ömer abi olacak, birkaç arkadaş daha olacak, haberiniz olsun. Ama elimden geldiği kadar güzel şeyler yapıp etrafımdaki insanları bilgilendirmeye, sizleri de keyiflendirmeye devam etmeyi planlıyorum. Şimdi yeni videom aslında şundan bahsedeyim size. Bir otomobil almak istiyordum bundan yaklaşık 6 ay öncesine kadar. Ve bundan 6 ay öncesinde otomobil piyasası yüksekti. Ama bugünden daha düşüktü. Neyse işte aldık bir şeyler ve bu otomobille ilgili de bir oynatma listesi oluşturmak zaten en başından beri istiyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Yani ikinci el otomobil aldığınız zaman biliyorsunuz bir şeyler harcayacaksınız, bir şeyler yapacaksınız. Bunlarla ilgili de direkt olarak bilgi alabilmeniz için hani benim aldığım gibi bir otomobil aldığınızda nelerle karşılaşırsınız? Nasıl bir maliyet size çıkar? Veya işte kimlerle muhatap olacaksınız? Bunlarla ilgili bir video dizisi olacak aslında. Ayrıca işte aklımdaki yapmak istediğim şeyleri de sizlere anlatacağım bir video dizisi olacak. Neyse çok fazla uzatmadan ben otomobile döneyim ve otomobille alakalı detaylardan sizlere bahsedeyim. Evet arkadaşlar. Evet, böyle bir şey aldım. 2007 model. Ben aldığımda 132.000'de falandı. İkinci sahibinden aldım. Ben üçüncü sahibi oluyorum. İlk sahibiyle de tanıştırdılar beni. Yani aslına bakarsanız en sevmediğim Golf jenerasyonu. Beşinci jenerasyon. Ama o dönemde satın alabileceğim en iyi otomobillerden birisiydi. Çünkü o dönemde aldığım fiyata, yani bu otomobili aldığım fiyata belki biraz daha yeni ama daha düşük segmentte olan otomobillerden alabiliyordum. İşte ne bileyim B segmenti aklınıza gelebilecek örnekler vardır. Clio, i20 vesaire. Ve hani bunlar da zaten dizel motorlu olduğu için çok yüksek kilometrelerde oluyordu. Bu otomobil aslında düşeşe geldi. Bir de şöyle bir durumumuz var. Ben hep TSI bakmak istiyordum. Yani TSI satın almak istiyordum. Bu da benim şansıma TSI denk geldi. Ama hiçbir zaman gideyim de DSG alayım falan demiyordum. Ama kısmet DSG olacağı varmış. DSG aldık ve o dönemin aslına bakarsanız bu dönemin, o dönemin çok kullanışlı olsa da bu dönemin en sorunlu DSG şanzımanlarından biri. Ha, iyi mi yaptım, kötü mü yaptım ilerleyen dönemde göreceğiz. Ha, almasam olur muydu? Olmazdı çünkü araba yoktu abi, yani bunu almayacağım da ne alacağım diye düşünüyordum. Neyse ben ufaktan bahsedeyim size otomobilin geçmişinden. İster istemez bir iki tane kazası olmuş. Bu kazadan kaynaklı bir iki tane değişeni var. Ama genel olarak temiz, derli toplu bir hale getirdikleri için çok fazla başımız ağrımadı alırken. Bir ustaya gösterdik. Onun peşinden götürdük, bir ekspertiz yaptırdık. Detaylarını öğrendik. Hani dedikleri gibi mi değil mi diye. Her şey de düzgün çıkınca abi zaten ikinci el araba alıyorsun. Ne yapacaksın? Alacaksın. Bir şekilde kullanacaksın. Faydasını göreceksin veya görmeyeceksin. Benden önceki sahibi birkaç bir şey yapmış otomobile. İşte bir American Park dediğimiz bu son dönemlerde çok fazla moda olan ön sinyallerin parklarla birlikte çalışması durumu var. Bu bir de gösterge panelinde ampul arızasını yakıyor. Bu beni çok rahatsız ediyor ama bir fırsat bulup götürüp onu bir düzelttiremedim. En kısa zamanda onu düzelttireceğim inşallah. Ve o beladan kurtulacağım, yani hedefim o. Ondan sonra şöyle bir Audi jantı takmış 16. Lastikleri düzgün ama petlas olduğu için hani yani petlas kötü değil ama hani daha iyi bir, daha yumuşak bir lastik alınabilir düşüncesindeyim. Şimdilik iyi ama lastikleri. Ya ben alırken en fazla şeye dikkat ettim. Açık söyleyeyim, yani zaten ederinin üzerinde otomobillere fiyat verdiğimiz için, bir para ödeyeceğimiz için dedim ki olabilecek kadar, yani olabileceğinin en azında
ağır bir masraf çıkartsın bana. Yani çoğu bakımları yapılmış olsun. Ne bileyim, lastikleriyle uğraşmayayım. Ağır bakımı elden şey ağır bakımı yapılmış olsun. Tavanı boyalı olmasın. Ağır hasar kaydı olmasın. Ha bunda ne oldu? Ağır bakımla alakalı birkaç şey yapılmıştı ama çok ciddi şeyler yapılmamıştı. Yani ağır bakım gene bizde hop aldık yani onu. Ama lastikleri değiştirmedim. Sonrasında işte bir temizlik operasyonu yapmam lazım. Onu daha yaptıramadım. Ne zamanım oldu? Önceliklerimin arasında temizlikten daha farklı şeyler olduğu için biraz o işi ötelemek zorunda kaldım. Neyse, bundan sonraki süreçte zaten ne yaptık ne ettik hepsini teker teker göstereceğim size. Onun haricinde pek bir sıkıntı olmayacak. Şimdi böyle bir otomobil aldığınız zaman nelere dikkat etmeniz lazım? Ben kendim birebir yaşadığım tecrübelerden dolayı size bir iki bilgi vermek istiyorum. Şimdi benim şu anda yaşadığım en büyük sıkıntı otomobilin şanzımanı ile alakalı. Yani çok ciddi bir problem yok şanzımanda. Ama şöyle bir durum var. Kavraması sanırım değişmesi gerekiyor. Yani mekatroniği falan mı oluyor ya da tam bilmiyorum. Osman'dan öğrendiğim kadarınca kavramasının değişmesi gerekiyor. Çünkü böyle bir kalkarken hani böyle bir silkelenirsiniz ya. O şekilde bir hal yaratıyor. Veya vites küçültürken bir sıkıntı yaşatıyor bana. Üçüncü viteste, ikinci viteste, üçüncü viteste özellikle 4000'de bir ve üzerine çıktığım zaman böyle bir ufak bir şanzımandan bir inilti sesi geliyor. Bunların hepsini yaptıracağım. Bir de şöyle bir şey söyledi Osman. Biz eğer açarsak dedi bu şanzımanı, şanzımandan kaynaklı olarak ya açılmışken volanı da değiştirmemiz gerekir. Yani değiştirirsek iyi olur. Değiştirmesek de olabilir ama değiştirirsek senin açından iyi olur dedi. Şimdi onlarla alakalı bir plan yapıyoruz tabii. Ne yapabiliriz, ne zaman değiştiririz, ne olur, ne biter diye. Sonrasında bu genel sıkıntıların haricinde şöyle bir şey var. Kozmetik bir iki eksiğimiz var. Ya ikinci el otomobil alıyoruz. Bunların da olduğunu biliyoruz zaten. Ya benim kafamı kurcalayan şeyler. Ufak tefek trim sesleri geliyor. Gelmiyor değil. Çoğunun nereden kaynaklı olduğunu buldum. Onları da en kısa zamanda çözeceğim. Ama işte çizikleri var, ezikleri var. Ne bileyim, direksiyon şeyi derisi biraz yıpranmış, vites körüğü biraz yıpranmış. Bu soft dediğimiz yumuşak dokulu bölgelerde bazı silinmeler var. USB girişi yok mesela. Ulan telefonu falan şarj edemiyoruz arabada. O beni sinir ediyor. Ben de çakmaktan şarj etmeyi seven bir tip değilim. Neyse, sonra işte güzel kumaş paspas istiyorum. Ben kauçuk paspas sevmiyorum. Ya bu sonuçta kendi arabam olduğum için kendime göre ayarlamak istiyorum. Siz kauçuk seversiniz veya işte çakmaklıktan şarj edersiniz. Bu benim açımdan pek fazla sıkıntı yaratacak bir durum değil ama beni kendi içimde kendi arabam olacaksa düşündürüyor yani. Sonrasında koltuklarda dediğim gibi biraz önce de anlattım, bir temizlik operasyonu yaptırmadık. Ufak tefek arka koltuklarda lekeler var. Onlar biraz rahatsız ediyor. Ama hepsini çözeceğiz işte. Bu jantlar biraz büyük geliyor bana. Özellikle lastiğin ebatı. Onunla alakalı belki bir operasyonumuz olur ama jant lastik fiyatları acayip olmuş. Yani onu nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz pek fazla fikrim yok. Gelin bir içini göstereyim size. Ayrıca içini göstermeden önce bu şeyleri yapmışlar abi. Dedikleri şeyler var ya işte gizli özellik, bak kapıyı açıyorum hop farlar yanıyor. Şey de böyle, Amerikan Park'ta böyle işte sinyal yanıyor burada gördüğünüz gibi. Gelin bir de içine bakalım, şöyle bir kapıdan göstereyim içini size. Yeni bir yıkamadan çıktım, havada yağmur yağıyor ama temiz olması benim için çok önemli. Yani yağmur yağsın ama temiz arabaya yağsın. İçi gördüğünüz gibi bu şekilde. Şuradan şeyi görüyorsunuzdur, kapı içi döşemesine. Onun rengi öyle bir bordomsu. Bunlar da bir şekilde bu tarz renkler oluyordu diye hatırlıyorum ben. Şöyle koltuklarını da gösterirsem. Kol dayamamız yok. Şurada bir el freninin ucunda bir sıkıntımız var. Bu böyle hareket ediyor kendince. Onu halledeceğiz. Onu şununla birlikte halletmeyi planlıyorum. Burası da çünkü biraz böyle yıpranmış tabii, kullanılmışlıktan kaynaklı. Direksiyonun derisinde özellikle şu noktalarda böyle bir aşınmalar var ama hani ele gelmiyor. Ancak şey, görüntü açısından pek hoş değil. Şöyle içini şu şekilde gösterebilirim. Arka tarafını göstereyim size. Arka koltuklarda durumumuz bu. Diz mesafesi gayet iyi. Bir C segmenti otomobil sonuçta. Koltukların yani şöyle lekeleri biraz fark ediyorsunuzdur. Ama bir sıkıntı yok. Onları da halledeceğiz inşallah. Temizlendiği zaman hepsi yoluna girecek. Yani koltukların arkasında falan bir cep map yok. Çok enteresan. O dönem demek ki bunlar çok özen şey olmuyormuş yani. Önerilmiyormuş demek ki. Bu böyle enteresan bir değişik bir şey var burada. Hoparlör gibi belki de değildir yani. Orada belki bir yırtık mırtık var. Onu kapatmak için yapmışlar. Tam haberim yok mevzuyla alakalı. İşte arabayı yıkattık abi. Şuraya bak. Şunlara bak. Görüyorsun değil mi?
Bak bak. Arabayı yıkattık yani. Ya buraları da yıkamacı kontrol etsin abi. Ben mi kontrol edeyim? Neyse. Burada böyle enteresan bir düğmemiz var. Benzin kapağını buradan açıyoruz. Far düğmesi burada ama otomatik farımız yok. Şöyle içine geçeyim. Biraz yağmur yağıyor. Şu şeyleri göstereyim size. Bu otomobilde en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi. O dönemde, hatta o dönemden daha önce kullanılmaya başlanan şu gösterge tablosundaki renklerin böyle neonumsu, göz başta baktığın zaman göz yoracağını düşündüğün ama kullanmaya başladığında gözünü yormayan renkleri. Ayrıca teybin de rengi bu şekilde. Ya bunlar belki 19.8 yakmışım beyler. R32 gibi yakıyor. Ya tabii ki bu biraz goy goy. Çünkü otomobilin böyle bir yakıt tüketimi yok. Ben çok kısa mesafe kullandım. Sıfırladığı için kendisi sürekli bu mevzuyu. O yüzden ondan kaynaklı. Yani normalde tüketim zaten 7,5 falan civarlarında. Tüketimden ziyade şunu göstereyim size. Dijital klimamız var. Buradaki şu on-off'un arasında biraz siliniklik gözüküyor. O siliniklikten kaynaklı onları bir temizleteceğiz inşallah yakın zamanda. Vites kolu o dönemki DSG kollarında. Burada ESP tuşumuz var hemen. Burada da 3 tane boş tuş var. İstersen buralara kendin farklı şeyler ekletebiliyorsun. Yani işte egzoz yaparsın, onları eklersin diye düşündüm yani. Sonrasında zaten bildiğiniz Golf. İsterseniz biraz da sürüşe geçeyim. Sürüşte anlatayım size detaylarını. Ondan sonrasında da zaten ne yapacağız, ne edeceğiz onları. Otomobilin dışarıda detaylarını anlattıktan sonra biraz da içinde sürüşüyle alakalı size birkaç bilgi vermek istiyorum. Dışarıda da söyledim, TSI bir ünite var, DSG şanzımanımız var. Bu ikisinin kombinasyonundan şehir içinde otomobil bana ortalama 7-7,5 litre arasında yakıt tüketimi veriyor. Motorun torku yaklaşık 220 ile 260 Nm civarında. Bunun neden önemli olduğunu veya bundan neden bahsettiğini söylemek istiyorum. Bunun en önemli şeyi özellikle şehir içindeki ara hızlanmalarda size çok güzel cevap veriyor olması. Bu açıdan çok memnunum. Yakıt tüketim açısından da zaten memnun olduğumu söyledim. Bakım masrafları ile ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum size. Son dönemde artan fiyatlar tabii ki otomobil yedek parçalarını da etkiledi. Yağ bakımı, yağ filtresi, yağ gibi şeyleri değiştirmeye kalktığınız zaman, yani bu fiyatlarla alakalı size şöyle bir şey söyleyeceğim. Direkt olarak görmeniz için önümüzdeki günlerde zaten bir yağ bakımımız geldi. Yağ bakımı için Osman'a gideceğim. Osman'la bir video çekeriz. Yağ bakımı ne oldu? Yağ bakımında neleri değiştiriyoruz? Kaç paraya mal oldu? Hangi yağdan almamız lazım? Çok yağ yakmış mı, yakmamış mı? Bunlarla ilgili konuşuruz. Şimdi bir de bu otomobilin satın almadan önce öğrendiğim kronik sorunlarından bahsetmek istiyorum size. En temel kronik sorunu DSG şanzımanı. Yani DSG şanzımandan çıkacak olan sıkıntılar, sorunlar, problemler diyebilirim. Ne var şu anda, ben söylediğim gibi işte mekatroniğinde arıza çıkartıyor. Benim otomobilde olduğu gibi debriyajında arıza çıkartıyor, kavramasında arıza çıkartıyor. Ondan sonra DSG'nin haricinde motoru eski nesil TSI makine olduğu için işte bu GTH kodlular var biliyorsunuz, yağ yakmayan dedikleri. Bunlarda yağ yakımı biraz daha fazla oluyor. Ne olacak abi? Tabii ki yağını kontrol edeceksin. Elin yağ konusunda üzerinde olacak bu otomobilin. Ne olduğuyla karşılaşman için. Yani başına iş almak istemiyorsan, komple motor yaptırmak istemiyorsan değiştireceksin abi. Yağını kontrol edeceksin, bakacaksın. Eksikse tamamlayacaksın. Sonrasında şunu söylemek istiyorum. Kullanıcısına göre bu soft dediğimiz yumuşak dokulu bölgelerin bazı silinmeleri oluyor. İşte benim otomobilde de size videonun başında gösterdiğim gibi mesela klima kontrol ünitesindeki tuşlarda bazı erimeler var. İşte deri kaplı direksiyon simidinde bazı gitmeler var. Özellikle benzin depo kapağının açmasını sağladığımız tuş var. Sol kapının alt tarafında, hemen şu tarafta. O işte bu cam açma düğmelerinin soft dokuları falan ister istemez siliniyor. Ya bunlarla alakalı da eğer düzgün bir kullanıcıysanız tabii ki silinmez. Veya düzgün bir kullanıcıdan aldıysanız o silinmemişiyle karşılaşabilirsiniz. Ama biraz hor kullanılmış bir araç aldıysanız sıkıntı olabilir. Benzin ışığımız yandı. Onun şeyini duyduk. Neon'un ismi, uyarısını duyduk. Yol tutuşuyla alakalı ben çok ciddi sıkıntılar yaşamadım. Özellikle şehir içinde belirli bir çerçevede otomobili kullanmaya çalıştığım için çok fazla
böyle limitlerini zorlayarak viraj çıkışlarında kafadan kaymasını sağlayacak şekilde sorunlarla karşılaşmadım. Çünkü bu biraz da sizin ayağınızın kontrolünde olan bir durum. Bununla alakalı şunu söyleyebilirim ama önden motorlu ve önden çeker bir otomobil olduğu için kafadan kaymaya ister istemez müsaade ediyor. Bu noktalarda benim nacizane tavsiyem ESP'yi kapatmayın. Çünkü bizim asfaltlarımızın da lastiklere tutunma seviyesi yani gripi biraz düşük olduğu için kafadan kaymalara çok sebep verebilirsiniz. Aman diyeyim. Ve DSG güzel aktardığı için ön tekerleklere otomobilin gücünü. Siz gaza bastığınız andan itibaren direkt olarak bunu ön tekerleklere yansıtmaya çalışıyor ve bu noktada kafadan kaymaya sebep verebiliyor. Arka tarafla ilgili şunu söylemek istiyorum size. Bağımsız süspansiyon yok. Ama hani bunun eksikliğini hissediyor musun? Gerçekten o kadar uçlara taşımadım ben sürüşümü. O yüzden olsa da olur, olmasa da olur gibi bakıyorum. Biraz dağınık anlatmış olabilirim arkadaşlar. Ondan yana kusura bakmayın. Çünkü uzun bir süre sonra ilk defa bir video çektim. Biraz da yoğun bir dönemden geçiyorum. Adam akıllı neler anlatacağımla ilgili detayları çok fazla not olarak toplayamamıştım. Ama genel hatlarıyla konunun ne olduğunu size özetlediğimi düşünüyorum. Sonrasında ise yeni videolarda biraz daha oturmuş, biraz daha düzene girmiş bir golf oynatma listesi göstereceğim size. Ben videoyu şu ana kadar izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki videolarda tekrardan ne yapıyorsun abicim ya? Yani inşallah şu kamera çekmiştir. Ben böyle bir değişiklik görmedim yani. Ne yapalım biz de gidiyoruz. 40'la gidiyoruz. Ne yapabiliriz yani? Yağmur yağıyor. Ne yapsın adamlar? Neyse her neyse uzatmayalım konuyu. Ben izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Bundan sonraki videolarda desteğinizi lütfen esirgemeyin. Bu videoda da desteğinizi esirgemeyin. Hangi otomobillerin çekilmesini istediğinizi lütfen yorum kısmına belirtin. Ve önümüzdeki günlerde yeni bir formatla alakalı da içerik paylaşacağım sizinle. O içerikte de daha fazla sizden gelecek olan konuları yayınlamaya çalışacağım. Tekrardan teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. See you, bye.